Merhaba arkadaşlar, LGS tarzı soru çözümlerimiz YouTube kanalımızda devam ediyor. Bu hafta rasyonel sayılarda çarpma bölme yaptık. Biz de ne yapıyoruz bugün? Rasyonel sayılarda çarpma ve bölmeyi içeren LGS tarzı sorular çözüyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Ne yapacağız? 5-6 tane LGS tarzı sorumuz var. Bunların hepsini bu dersimizde beraberce çözeceğiz. LGS tarzı. Şimdi arkadaşlar, İlk soruyla başlayalım. Tonguç 162 metre yükseklikte 27 katlı bir binanın en tepesinden bir top bırakıyor. Topun her seferinde düştüğü yüksekliğin 2/3'ü kadar yükseldiği biliniyor. Buna göre 3. sıçrayışından sonra top en fazla hangi kat hizasına yükselebilir? Ne anladık? Şimdi şöyle bir şey anladık. Bir tane apartman var. 27 kat. Aynı zamanda da 162 metre. Şimdi Tonguç topu buradan bıraktı. Bu top düşüyor, sıçrıyor. Düşüyor, sıçrıyor. Düşüyor, sıçrıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve her düştüğünde 2/3'ü kadar yükseliyor. Şimdi bu 1, 2, 3. Demek ki 3. sıçrayışta şurası kaçıncı kata denk geliyor, onu soruyor arkadaşlar. Bizim yapacağımız olay bu. Topumuz 3 kere sıçrayacak. Şöyle topumuzun rengini farklı yapalım. Bu topumuz, 3 kere sıçrayacak. 3. sıçramasında topun şurada kaçıncı kata denk geldiğini bulacağız. Şimdi 162 metre. Şuraya bir düşsün. Sıçrasın bakalım. 2/3'ü kadar. 162'yi 3'e bölelim. Şu kenarda bölelim. 162/3. 5 kere olsa 15, 12 de 4 kere. Demek ki şurası sadeleştirdim. 54 çarpı 2'den 108. Şimdi birinci sıçrama sonucunda 108 metreye geldik. Şimdi bir daha sıçratalım bu topu. 108'i tekrar 2/3'ünü alıyorum. 108'i 3'e böldüm. 3 kere 3 9, 18 de 6 kere 3 18. Ne oldu? 36 oldu arkadaşlar. 36 ile 2'yi çarptım. 72 metre oldu. Şimdi arkadaşlar 3. sıçrayışa geldik. 72'deyiz. 72 çarpı 2/3. 72'yi 3'e böldüm. Bunu kafadan da yapabiliriz ama şurada yapalım, beraber görün. 2 kere 3 6. 12 de 4 kere 3 12. 24 oldu. 2 ile çarptım. 48 metre. Şimdi arkadaşlar şunu da yazalım. 48 metre. 3. sıçramada artık 48. metrede olduğunu biliyordum. Peki bu kaçıncı kata tekabül ediyor? Şimdi 162 metre 27. kattı. 48 metre kaçıncı kat? Şimdi arkadaşlar baktığımda şunu görüyorum. Bunun arasında bir ilişki yapacağım ya da içler dışlar çarpımı yapacağım. Ama bakıyorum ki 162'yi 27'ye böldüğümde bu bunun 6 katı gibi gözüküyor. 6 kere 7 42 12 14 16. Demek ki bu tam aralarındaki ilişki 6 katmış. Neyin 6 katı 48 olur? 8'in 6 katı 48 olur. Demek ki 3. sıçramada bu 27. kattan artık kaçıncı kata düştü? 8. kata düştü arkadaşlar. Güzel bir soru. Ne yaptık? Rasyonel sayılarda çarpma yaptık. Daha çok onu kullanarak işlem yaptık. Sorunun mantığını anladık. Düştüğü zaman sıçrama sonucunda ne kadar yükseldiğini soruyor. Çok zor bir soru değildi. 4 işlem ağırlıklı bir soruydu. Şurada bir oran orantı yaptık arkadaşlar. Ve ona göre sorumuzu çözdük. Bakalım ikinci soruya. Haydi gelsin ikinci soru. Şimdi ne diyor? Eşit miktarda yük taşıyabilen iki kamyondan birincinin 1/6'sı, ikincinin 1/4'ü doludur. İkinci kamyon yükünün 1/3'ünü birinci kamyona boşalttığında kamyonun yüklerinin son durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisi söylenemez? Buna dikkat. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şöyle yapacağız. Size öncelikle ilk söyleyeceğim şey, şunları aynı paydaya taşıyalım. Aynı dilden konuşturalım. Yani ben bunu 2 ile, bunu 3 ile genişleteceğim. Burası
Ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 12 oldu. Burası da 3 bölü 12 oldu. Şimdi gelin biz bu kamyonların şeylerini çizelim, kasalarını çizelim. Bu birinci kamyon. Bu da ikinci kamyon olsun. Şimdi birinci kamyonun şunu da şöylece 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 bölü 12'si bunun da 3 bölü 12'si dolu. Şu anda kamyonlardaki durum bu arkadaşlar. Ne yapacağız? İkinci kamyon yükünün 1/3'ünü. Şimdi ikinci kamyonun yükü bu 3 parça. Bunun 1/3 demek bunun bir tanesi anlamına gelir. Şu. Bunu alacak. Bu tarafa verecek. Şimdi burası doldu o zaman. Burası da boşaldı. Şurası artık boş. Şimdi son durumumuz bu. Hangisi söylenemez diyor. Birinci kamyonda daha fazla yük var. Doğru. Çünkü bunda 3 kutu dolu. Bunda 2 kutu dolu. Burası boş artık. Şurası boş. Bunu aktardı çünkü bu tarafa. Bu doğru. Yükler oranı, baştaki yükler oranının çarpmaya göre tersidir. He, bakalım şimdi. Yükler oranı başlangıçta neydi? 2 bölü 12'nin 3 bölü 12'ye oranına bakalım. Birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirdik ve çarptık. Ne oldu? 2 bölü 3. Bu başlangıçtaki oran. Şimdi ikinci durum. Bu sefer bu 3 bölü 12 oldu. Bu 2 bölü 12'ye düştü. Gene birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirdim, çarptım. 3 bölü 2 oldu. 2 bölü 3, 3 bölü 2. Bunlar çarpmaya göre tersi mi? Tersi. O zaman bu da doğru. Birinci kamyonun dolması için içindekinin 4 katı kadar yük gerekmektedir. Bunun şu anda içinde 3 tane var. İçi toplam 12 kutudan oluşuyor. 4 katı daha koyarsak 12 daha koymamız gerekir. 12 koyarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 koy diyor, olmadı. O zaman 3 katı kadar koymak gerekiyor, 4 değil. Çünkü 3'ün 3 katı 9, burada da 9 boşluk var. Bunun 3 olması gerekiyordu. Bu yanlış o zaman, bu söylenemez. İkinci kamyonun 5 bölü 6'sı boştur. Bakalım bunun şu an ne kadarı dolu? 2 bölü 12'si dolu. Sadeleştirelim. 1 bölü 6'sı dolu. 1 bölü 6'sı doluysa doğal olarak 5 bölü 6'sı boştur arkadaşlar. O zaman bu da söylenebilir. C şıkkı söylenemez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok işlem yapmadım. 2 tane tablo çizdim ve bu tabloların içini doldurdum. Ve ondan sonra yorum yaptığım güzel bir soruydu. Ve bu soruyu da böylelikle geçmiş olduk. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar LGS tarzı sorular daha çok problem içeriyor biliyorsunuz. O yüzden aslında bol bol problem çözüyoruz. Sizlere de tavsiyem. Biz her hafta bu problemleri çözmeye devam edeceğiz. Bu problemleri izleyin. Ve bu tarz bizim kitaplarımız var. İçerisinde bol miktarda LGS tarzı olan. Şimdiden onlara bakabilirsiniz. Birçok konu 7. ve 8. sınıfta ortak konular biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Tonguç ziyarete gelen 10 arkadaşına evde bulunan 7 bölü 8 litrelik meyve suyunu ikram etmek istiyor. Bu meyve suyunun tamamını 1 bölü 16 litrelik bardaklara dolduruyor. Kendisi de meyve suyu içeceğine göre kaç bardak meyve suyu artmıştır? Artan meyve suyunu soruyor. Şimdi bakın burada enteresan kelimeler var. Bunların da altını çiziyorum. Kendisini de dahil edeceğiz. Şimdi 7 bölü 8'lik meyve suyumuz var. Bunu 1 bölü 16 litrelik bardaklara dolduracağız. Demek ki 1 bölü 16'ya bölmem gerekiyor. O zaman nasıl bölüyorum? Birinci aynen kalır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. Şunları sadeleştirelim. 1'e 2. Ne oldu arkadaşlar? 14 bardak. Tonguç 7 bölü 8'lik meyve suyunu 1 bölü 16'lık bardaklara doldurursa tamı tamına 14 bardak meyve suyu çıkar. Şimdi Tonguç bir kişi. Gelen arkadaşları 10 kişi 11 bardak
meyve suyunu ikram etti. Peki kaç bardak meyve suyu arttı? 14'ten 11'i çıkarttığımızda 3 bardak meyve suyu arttı arkadaşlar. 3 bardak meyve suyunun arttığını gördük. Ne yaptık? Bölme yaptık. Rasyonel sayılarda bölme işleminin kullanıldığı bir problemi çözdük. Bunu soru olarak size 7/8 yani eskiden olsaydı 7/8/1/16 eşittir nedir diye sorardı. Artık böyle sormuyorlar arkadaşlar. Ne yapıyorlar bunu? Bir problemin içerisine katıyorlar. Böyle kelime oyunları yapıyorlar. İşte kendisi de meyve suyu içeceğine göre diyor. Birçok öğrenci burada da 14'ü bulduktan sonra 14'ten 10'u çıkartıp 4'ü işaretler. İşte burada kendisini de hesaba katmak gerekiyor. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki soruya bakalım mı arkadaşlar? Geliyor bir sonraki soru. Evet, çok sorulan bir soru tarzı arkadaşlar bu. Sütten ağırlığının 1/5 kadar kaymak, kaymaktan da ağırlığının 1/2 kadar tereyağı elde ediliyor. Buna göre 10 kilogram tereyağı elde etmek için kaç kilogram süte ihtiyaç vardır? Şimdi sütten ağırlığının 1/5 kadar kaymak. Biz bu sütü, sütü sorduğuna göre x diyelim mi? Haydi x diyelim. X'in 1/5 yani x/5 kadar kaymak. Şuraya x'imizi ayrı koyalım. Bu kadar sütüm var. Bunun bu kadarıyla kaymak oluyor. Bu kaymağın 2/5 kadar da tereyağı. x/5'in 2/5'i 2x/25 kadar da tereyağı. Yani arkadaşlar ben x kilogram süt aldığımda bunun 2x/25'i tereyağı oluyor. Şimdi ne kadar tereyağı var? 10 kilogram. 10 kilogram tereyağı varsa ne kadar süte ihtiyacım vardır? Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Ne yapacağım? 2x/25'i 10'a eşitleyeceğim. Şimdi amacım şu x'i bulmak. Peki x'i yalnız bırakmak için operasyon başlasın. Gelin her iki tarafı 25 ile çarpalım. Bunu bu götürsün. 2x 10 çarpı 25'ten 250 olsun. Şu 2'den kurtulma vakti. Her iki tarafı 2'ye bölelim. X 125 kilogram. Demek ki ben 125 kilogram süt alırsam bunun 1/5'i, bunu 5'e bölersek 25'i kadar kaymak oluyormuş. Ondan sonra onu da 2/5'i 10 kilogram tereyağı elde ediliyormuş. Cevabımız 125 kilogram süt arkadaşlar. Güzel bir soru. Bunu da hallettiğimize göre umarım anlamışsınızdır sorunun çözümünü. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir sınıfın 5/3'ü erkektir diyor. Bu sınıfta yapılan matematik sınavında erkeklerin 1/4'ü, kızların 1/3'ü başarılıdır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Gene bir yorum sorusu. Bu yorum sorularını çok seviyorlar arkadaşlar. Bol bol yorum sorularına çalışalım. Bakalım şimdi bir sınıfın, önce biraz hesap kitap yapalım. Sınıfın 3/5'i erkek. Bunların 1/4'ü. Kızlarınsa 1/3'ü başarılı. O zaman 3/5 erkeğin varsa ne kadar kızın var? 2/5'te kızın vardı sınıfta. Şimdi bu kadar kız, bu kadar erkek var. Bu sınıfta yapılan matematik sınavında erkeklerin 1/4'ü diyor. Şimdi arkadaşlar kızların da 1/3'ünü alacağım. Ben burada daha rahat sayılarla çalışmak için ne yapıyorum? Diyorum ki ben bunları hem 3'ün hem 4'ün katı olan bir sayıda buluşturayım ki rahat işlem yapayım. Yani ben 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katını bulmaya çalışıyorum. 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı arkadaşlar 6. sınıfta katlar, çarpanlar konusundan biliyorsunuz. Hani bunların en büyük, en küçük ortak katına gidiyorduk. En küçük ortak katına. 3'e böldüm. 1, 4, 2 ile başlayalım. 2'ye böldüm. 2, 3, 5. Tekrar 2'ye böldüm. 1, 3, 5. 3'e böldüm. 1, 1, 5. 5'e böldüm. 1. Yani 15, 30, 60. Demek ki ben bunları 60'ta buluşturursam daha rahat çalışacağım.
Şunu 12 ile, bunu da 12 ile genişletirsem ne oldu? 36 bölü 60 erkekler, 24 bölü 60 kızlar var. Yani ben şöyle diyorum. Sınıf 60 kişi olsa 36'sı kız, 24'ü pardon 36'sı erkek, 24'ü kızmış. Şimdi erkeklerin 1 bölü 4'ü. 36 bölü 60'ın 1 bölü 4'ü. 9 bölü 60. Bunlar başarılı erkekler. Aynı şekilde 24'ün 1 bölü 3'ü. 8 bölü 60 başarılı kızlar. Şimdi arkadaşlar haydi bakalım. Yorumlara başlayalım. Matematikten başarılı kızlar 8 bölü 60. Matematikten başarılı erkeklerden fazladır diyor. Bakın bu 8 bölü 60, bu 9 bölü 60. Hayır, erkekler fazla. Bu yanlış. Matematikten başarılı öğrenciler sınıfın çoğunluğunu oluşturuyor. 9 bölü 60 sınıfın çoğunluğu değil. Geride çünkü 51 bölü 60 gibi bir rakam var. Matematikten başarılı erkekler sınıfın 4'te 3'ü diyor. 4'te 3'ü yarısından fazla demek. Burada zaten 9 tane çok az. Bu da yanlış. Sınıfın 17 bölü 60'ı matematikten başarılı diyor. Bakıyorum arkadaşlar. 9, 8 daha. 9 bölü 60 artı 8 bölü 60. 17 bölü 60. Matematikten başarılı diyor. Doğru diyor. Doğru cevap D oluyor arkadaşlar. Evet, yorum sorusunu da bitirdik. Bakalım bir sonraki sorumuz neymiş? Ödüllü soruya geldik arkadaşlar. Ödüllü soruyu çözüp bize yorumlarınızı atınız arkadaşlar. Ben ödüllü soruyu okuyayım. Siz de bir taraftan notlarınızı alın. Bir memur parasının 1 bölü 4'ünün yarısı ile ayakkabı aldığına göre başlangıçtaki parasının kaçta kaçı kalmıştır? Hadi arkadaşlar, kolay gelsin size bu soruda. Bir sonraki videomuzda, sınav tarzı sorularda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bu hafta rasyonel sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili sınav tarzı yaptık. Gelecek hafta, hafta içi yapılan konunun devamı şeklinde sınav tarzı soruları sormaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.